Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını Vali Kırbıyık yaptı. Tabii birinci başlığımızın her toplantıda ifade ettiği gibi tarım olacağını değerlendiriyoruz. Burada önümüzdeki dönemde sulanabilir tarım arazilerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, ikinci ürün ekiminin artırılmasıyla ne gibi faydalar sağlanabilir? Hep birlikte buna bakmamız lazım. Yine turizm şehrimiz açısından son derece önemli bir başlık. Bu noktada bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmalar var. Bundan sonra da yapılacak olan tarihi eserlerin restorasyonu, ihya projelerinin yanı sıra yine şehrin önemli dinamiklerinden biri olan Saros'un deniz turizminin nasıl daha etkin kullanılabileceği, sezonun nasıl daha geniş bir dilime yayılabileceği yönünde de çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine turizmde önemli hususlardan bir tanesi kültür rotalarını oluşturmasıdır. Güncelde de ulusal basının Türkiye kamuoyunda da çok fazla yer eden hususlardan bir tanesi şehrimize Bulgaristan'dan gelenlerin yaptıkları alışveriş. Tabii bizim ticaret hacmimiz açısından son derece olumlu bir etkiyi oluşturuyor ama hepimizin malumu bu konjonktürel bir durum. Burada bize düşen bu durumun konjonktürel de olsa şehre nasıl kalıcı bir etki bırakabileceği, nasıl bir seviye atlatabileceği konusunda projeler üretmektir. Yine bu canlılıkta Türkiye'nin ya da dünyanın değişik yerlerinde üretilen ürünlerin işte Balkan coğrafyasından ilimize gelen kişilere satışından daha ziyade şehrimizde üretilen doğrudan bu şehrin kaynaklarında yetiştirilen ürünlerin pazarlanması anlamında da büyük bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kalıcı başarı açısından son derece önemlidir dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da tarımın önemine değindi. Tarım olmazsa turizmi yapamazsınız. Tarım olmazsa sanayi yapamazsınız. Tarım olmazsa ulaşımı yapamazsınız. Yani kısacası tarım. 2000-2004 arası şimdi az önce bir arkadaşımız söyledi. Çalışılan ve 2004'te Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onaylamasıyla yürürlüğe giren Trakya bölgesi 1/100'lük çevre üzeri planının çalışmalarında vardım ben. O zaman Edirne bir tercih yaptı. Edirne dedi ki biz topraklarımızı koruyalım. Sanayiyi özellikle Çorlu Çerkezköy aksındaki sanayiyi İstanbul'un deport ettiği, çeşitli nedenlerle deport ettiği sanayiyi Edirne topraklarını almayalım. Bu bir tercihti. Şehirler tercihler yapar. Yöneticiler tercihler yapar. Halk tercihler yapar. Bu tercihi yaptık. O günden bu yana geldik. Tabii bununla beraber etrafımız Çorlu başta olmak üzere Çerkezköy, ardından Lüleburgaz, ardından Kırklareli merkez yavaş yavaş sanayiyle örülmeye başladı. Sizin komşunuzda bir çevreyle ilgili olumsuzluk varsa, felaket demeyeceğim ama olumsuzluk varsa bunun zaman içerisinde sizi etkilememesi de mümkün değil. Bugün ıstırapçılık...